24 ekranlarından yeniden merhaba. Ben İlfi Akkaya Kuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomide ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken konut ve iş yerine verilen dönüşüm ve güçlendirme kredisinde faiz destek oranı arttırıldı. Desteğe esas kredi üst limitleri de yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Konut yapım ve konut edinme kredileri 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltilirken iş yeri yapım kredisi ise 600 bin liradan 800 bin lira, iş yeri edinme kredisi de 250 bin liradan 350 bin liraya çıkarıldı. Uluslararası piyasalarda yatırım gurusu olarak bilinen Mark Bobbius, küresel görünümdeki bozulmaya rağmen gelişen piyasa şirketlerinin iyi bir performans sergilediğine dikkat çekerken yatırım yapmak için Türk şirketlerine bakmaya devam edeceklerini vurguladı. Küresel ekonomide belirsizliğin arttığı bir dönemde ünlü yatırım gurusu Türk şirketlerine yatırım tavsiyesinde bulundu. Moody's Capital'ın kurucusu Mark Moody's, küresel görünümdeki bozulmaya rağmen gelişen piyasa şirketlerinin iyi performans sergilediğine dikkat çekti. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Vietnam, Tayvan ve benzeri ülkelerdeki şirketlerin bu duruma en güzel örnek olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü büyüme performansına dikkat çekti. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yerel para birimleri üzerinden petrol satışı yaparak küresel enerji fiyatlarında düşüşe katkı sağladı. Türkiye ve Hindistan gibi enerji ithalatı yapan ve gelişen ekonomiler bu durumdan yararlanacak. Bence Türkiye önümüzdeki dönemde iyi bir büyüme gösterecektir. Türkiye'de Şubat ayında yaşanan deprem felaketine de işaret eden uzman isim, bölgenin yeniden inşası için büyük yatırımlar yapılacağına dikkat çekti. Şehirlerin yeniden depreme dayanıklı yapılarla yenilenmesi sürecinde Türk inşaat şirketlerinin iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyorum. Gelişen piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yatırım yapmak için kesinlikle Türk şirketlerine bakmaya devam edeceğiz. Haber turuyla devam ediyoruz. Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. Amerika'nın enflasyonu Mart'ta beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık bazda %5 yükselen tüketici fiyatları, aylıkta ise %0,1 oranında arttı. Öte yandan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar da yayımlandı. Bankacılık krizine dikkat çekilen tutanaklarda krizin ekonomik aktivite ve enflasyon üstünde baskıya neden olduğu belirtildi. Tutanaklar ayrıca Mart ayı toplantısında Fed'in faizi sabit tutmayı değerlendirdiğini ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğunu da ortaya koydu. ABD'nin bütçe açığı Mart'ta gelirlerin düşmesi ve harcamaların artmasıyla geçen senenin aynı dönemine göre %96 oranında arttı. Böylece 378 milyar dolara çıktı. 6 aylık bütçe açığı ise 1 trilyon lirayı aştı. Rakam geçen senenin aynı dönemine göre %65'lik artışa işaret etti. OPEC artının üretimde kesinti kararını değerlendiren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, söz konusu adımın küresel ekonomi için kötü bir sürpriz olduğuna dikkat çekti. Kararın fiyatları yukarı yönlü hareketlendireceğini ifade etti. Piyasalarla devam edeceğiz. Saatlerimiz 12.41, gün ortasında piyasalarda son durum ne? Borsa güne %0,36 yükselişle 5164 puandan başladı. Hafta başından bu yana alıcılı bir seyir var Borsa İstanbul'da. Borsa İstanbul 100 endeksi 5173 puandan işlem görüyor. %0,53 artıda. Borsa İstanbul 30 endeksi de 5705 seviyesinde. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında yatay seyir hakim. Dolar 19.33, Euro'da
21.36. Altın tarafı önemli. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası altın fiyatları yükseldi. Ons altın 2028 doları görürken gram altın 1260 liradan liranın üzerine çıktı ve yeni rekor seviye test edildi. Ons altında 2027 doları görüyoruz. İçeride gram altın 1259, çeyrek altın 2059, Cumhuriyet'te 8727 liradan işlem görüyor içeride. Petrole bakalım. Petrol Mart ayında 15 ayın en düşük seviyesini gördüğünden bu yana güçlü bir şekilde toparlandı. ABD ham petrolü, ham petrol stoklarındaki düşüş, zayıf Rus petrol ihracatı ve Irak Kürt bölgesi yönetimi boru hattı tedarikindeki kesintilerin etkisiyle 2 gün içinde %4,4 yükseldi ve 5 ayın zirvesine yakın seyrediyor. 87 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Faize bakalım. Faizde de tahvil faizi 16,28, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Evet, tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz olacak. Merhaba. Merhabalar Elif Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, piyasaların gözü dün Fed'in son toplantısına ait tutanaklar ve ABD'den gelecek enflasyon verisindeydi. Enflasyon beklentilerin altında geldi. Nasıl oldu yansımalar? Tabii şimdi ana mesele Fed'in Mayıs ayındaki toplantıda bir faiz artışı yapacak mı? Yapacaksa bu 25 bas puan mı olacak, daha üzerinde mi olacak? Veya bu faiz artışını yaptıktan sonra da söylemleriyle son aslında birkaç toplantıda beklenen o artık faiz artışını sonlandırıyorum'a lafı getirecek mi aslına bakarsanız? Yani dünkü enflasyon verisi, ki bugün de üretici fiyatları açıklanacak Amerika'dan, genel beklenti bunun netleşmesiyle ilgili. Şimdi tabii enflasyonda yanılmıyorsam işte yıllıkta 6 olan enflasyonun 5.2'ye düşmesi beklenirken bunun da altında bir, hem aylıkta 0.1 gibi beklentinin altında, hem de yıllık 5 puanlık bir enflasyona ulaşması, ki çifthanelere yakın yerlerde de çok seyretmişti Amerikan enflasyonu. Dolayısıyla bu geri çekilme, artık Fed'in faiz arttırarak enflasyonu baskılamaya çalışma hamlesinden biraz vazgeçebileceğini gösterdi. Dolayısıyla dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Altının ons tarafta siz biraz önce gram altını işte 1260 TL üstüyle yeni zirveye geçtiğini söylediniz, ama bunu en çok etkileyen ons altında da 2030 dolarları gördük. Pariteyi bugün, yani euro dolar paritesinin 1.10 seviyesi üzerinde görüyoruz. Dolayısıyla zayıf veri Fed'i biraz daha güvercin tutuma itebileceği beklentisiyle doları zayıflattı. Hatta şöyle de bir gelişme var. Amerikan tahvil faizlerine baktığımızda, yani 10 yıllıklar üzerinden gidersek 3.30'lara kadar çekilmiş bir 10 yıllık, en fazla yukarı doğru hareketinde 3.42'ye kadar yapabildi. Yani aslında tahvil faizlerinde veya güçlü dolar algısında dünkü veriyle birlikte de hala bir baskı olduğunu sene başından beri görebiliyoruz. Bir kısım borsalar yurt dışında bu kararı en azından pozitif karşılamış gibi gözüküyor. Genel olarak Merkez Bankası toplantısına bundan sonraki her veri, ki bugünkü üfe de dahil olmak üzere, bir referans olarak görülecek ve artık faiz artışlarının da sonuna küresel anlamda gelinmesi dünkü veri sonrasında biraz daha ön plana çıkmış gibi duruyor. Aslında 20 Mart'tan bu yana 5000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyordu borsa, ki bu haftaya iyi başladı. Haftanın 4. işlem gününde ilk günden bu yana 5000 puanın üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Ne dersiniz, bu tekrar yükseliş trendi denilebilir mi? Şimdi yani hacimler hala düşük. Hani bizim o istediğimiz düşüşte ya da çıkışta devam, daha güçlü bir devam sinyali görebilmek için katılımcının hala ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama 5300 seviyesi aşağı yukarı, yani 5295'lere kadar
o 5000'in altından başlayıp 5000'in üstünde tutunan endeks tarafına baktığımızda yurt dışındaki de havayı bir nebze işte biraz önce değerlendirmeye çalıştık. Yani böyle önünde çok da bir şey yok. Yani direnebileceği bir 5200 seviyesi vardı bugün. Dün de o seviyeye çok yaklaşmıştı. Yani 5200'ün üstünde bir 5300'e kadar yükseliş olabilir. Tabii bu arada gelecek haber akışı içeride ve dışarıda önemli olacaktır ama tahmin ediyorum önümüzdeki hafta da bayram arası var. Yani biraz daha kısa bir hafta olacak. Dolayısıyla çok sert bir yukarı hareketten ziyade bu 5000-5300 arasında hisse bazlı hareketlerin yine bilanço dönemine de giriyoruz. 3 aylık bilançolar da yakın zamanda gelmeye başlayacak. İşte temettü ödemeleri, bilanço gerçekleşmeleri, buna yönelik hisselerde oluşabilecek talep bence bu aralıkta biraz da hisse bazlı hareketlerin devam edeceği bir zamana bizi götürür. Çok net bir kırılım için aslında yani borsanın hani yıl sonuna kadar baktığımızda artık 5500'ü hacimli geçmesi lazım ya da 4850'nin altında eğer çok kötü bir senaryo düşünüyorsak yine hacimli kırması gerekiyor. Bu iki seviye net bir şekilde geçilmedikten sonra kabaca 4900 ile 5500 arasında belki önümüzdeki bir ayda da işlemlerin devam edeceğini söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Süremiz kısaldı ama altını da sormak istiyorum. Siz de az önce belirttiniz hem ons hem de altın tarafında yine rekor seviyeler gördük. Ne dersiniz, altında seyir ne olur? Şimdi küresel olarak evet altın Kasım ayından beri çok güçlü kalıyor. Biz de zaman zaman konuştuk. Ama bundan sonraki süreçte gelinen seviyelerin de çok özellikle ons altın için konuşuyorum. Biraz gramı da buna izleyenler değerlendirebilir paralel bir şekilde. Yani 2065-2070 dolarlar onsun zorlanabileceği yerler ama faiz artışları biter ve biraz da bu altına olan talebin devamını görürsek ben bu yıl yine 2065-2070 dolarların üstünde bir ons altın olma ihtimalini çok yüksek görüyorum hala. Dolayısıyla bu da gram altını belki hani 1400-1500 aralığına kadar taşıyabilir. Dolayısıyla hala altını geri çekilmelerde fırsat gibi görecek bir küresel piyasadan bahsedebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Alhaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Değerli vaktinizi ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ve kahve molasını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.